Herkese günaydın. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yeni bir vlog başlatıyorum. Bugün nöbetten geldim ve dışarıdan geldiğim için market alışverişini ben yaptım. Evde sürekli bir şeyler tüketiliyor evde olduğumuz için ve sürekli yeni alışveriş yapmamız gerekiyor. Bildiğince daha az yapmaya çalışıyoruz ve çok çok stoklamaya çalışıyoruz ama tabii ki bazen de yeterli olmuyor. Şu Migros Sanal Market ve Şok için uygulamalarına baktım ama Migros'un buraya önümüzdeki 4 gün içerisinde verdiğiniz adrese teslimat bulunmamaktadır diye aşırı bir talep var büyük ihtimalle. Biz biraz şehrin azıcık uzak bir mahallesine yaşadığımız için buraya sık sık işte gelip gidiyordur diye düşünüyorum. O yüzden gelirken ben onları aldım. Şimdi balkonda onları biraz havalandırıyorum. Montumu falan, montumu, çantamı, bütün dış giyimlerimi direkt oraya attım zaten ve duşa girdim. Neyse bu konuşmayı daha sonra yapacağız. Şimdi yine bir kahvaltı hazırlığındayım. Kardeşimi uyandırmadan önce mantarlı bir omlet yapalım istedim. Mantarlarımı güzelce yıkadım. Onların kabuklarını da soyacağım ayrıca. Soğan, mantar, 2 tane yumurta ve tereyağı var sadece bunda. Önce soğanı soteleyeceğim. Daha sonra mantarları ekleyeceğim. Ve en son yumurtalarımı ekleyip kapatacağım. Biraz da sosis kızartacağım. Burada dana sosis var. Tabii şu an görmüyorsunuz. Şöyle dana sosis var. Biraz da bundan kızartacağım. O zaman başlayalım. Sosislerin böyle iki tarafına da artı yapıyorum ve kızgın yağ attığımızda bunlar açılıp çiçek şeklini alıyor. Bakın şu sosisleri çiçek gibi oldular. Da azıcık daha oluyor. Şimdi o sırada biz de kahvaltılıklarımızı hazırlayalım sizinle. Biraz ahtapota benzedi çiçek yerine ama olsun, güzel gözüküyor. Artık yumurtalarımı ekliyorum.
hazır. Bize afiyet olsun. Artık kahvaltıdan sonra aldıklarımı yerleştir. Önce temizleyip sonra yerleştiririz. Evet. Şimdi eldivenlerimi giydim. Biraz çıkaracağı sesten dolayı kusura bakmayın. Size aldıklarımızı göstereceğim. Yüzüm inanılmaz parlıyor. Şimdi bunu göstermeden önce biraz konuşmak istiyorum. Evet, evden dışarı çıkmıyoruz zaten ve çıktığımız zaman zorunlu olarak işe gitmemiz gerektiği oluyor ya da markete gitmemiz gerektiği oluyor. Öyle durumlarda dışarıdan gelir gelmez dış giyimimizde ne varsa, montumuz, botlarımız, çantamız hepsini dışarıya atıyoruz. En azından bir 3-4 saat kadar havalandırmamız gerekiyor. Daha sonra üstümüzde ne varsa çamaşır makinesine atıp 60 derece ve üzerinde yıkıyoruz. Ve kendimizde direkt duşa giriyoruz. Duştan çıktığım ve güzelce kremlendiğim için de böyle cildim biraz parlıyor. Bu virüslerden dolayı biraz fazla abartılan şeyleri görüyorum. Yani bu konuda biraz ben de böyleyim aslında. Şu an zaten göreceksiniz çıkan bütün poşetleri tek tek sileceğim ve çıplak elle dokunmamaya çalışıyorum. Çünkü annem bir risk faktörü evde ve ben başka bir yerde kalamayacağım için, çünkü teyzem nerede kalsam küçük çocuğu var. Anneannem nerede kalsam zaten yaşlı. Babaannem nerede kalsam onlar da aynı şekilde mecburen kendi evimizde kalıyorum. Şu an herkes, sağlık personelleri bizimle birlikte çalışan çoğu evini ailesinden ayırmış durumda ve herkes tek başına yaşıyor. Ben de bu şekilde evde kendimi karantinaya aldım diyebilirim. Bunun için evde ne yapmamız gerekiyor? Bunun için dikkat etmemiz gereken şey, öncelikle bol bol zaten sık sık ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Bazen toplu alanlarda eğer kendinizde öksürük ya da hapşırık, işte herhangi bir rahatsızlığınız, grip gibiyseniz vesaire, ortak alanlarda maske takmanız önemli. Odanızda tek kalıp odanızı sık sık havalandırmanız gerek. Tuvalet, banyoyu ayrı ayırabilirsiniz ama eğer ki tek bir yer varsa orayı da sık sık temizlemek gerekiyor. Zaten kapı kolları vesaire, bunları sirke ve çamaşır suyuyla silinmesi gerektiğini herkes öğrendi artık. Herkes bu şekilde yapıyor. Bu virüsle ilgili bildiğim bir şey, 4 derece üremesi için en uygun sıcaklık. O yüzden soğuk havalarda biraz daha fazla sıcak havalar çıktığında kaybolacak gibi düşünülebiliyor. 70 derecede ise yok olması 5 dakika içinde yok olabiliyormuş ve bu yüzden de çamaşırlarımızı olabildiğince 60 derece ve üstünde yıkamamız gerekiyor. Kimisi 90 derecede yıkamaya pek uygun olmayabiliyor. O yüzden 60 derecede yıkayıp en azından ben biraz da içine sirke falan döküyorum. Bu şekilde yapabilirsiniz. Aynı zamanda dışarıdan satın aldığınız ürünlerin, Çin'den vesaire gelen ürünleri korkarak, işte açmaya korkarak her yerini silip bir şey, bu şekilde yapmanıza gerek yok. Çünkü zaten cansız yüzeylerde üreyemiyor ve kıyafetlerimiz vesaire bunlar da 4 saat kadar yaşayabiliyor. Yani Çin'den buraya gelene kadar zaten çoktan bu virüsler yok olmuş oluyor. Böyle benim bildiğim ve kendimce düşüncem bu şekilde. Eğer şimdi şöyle düşünceler de var. Bu virüs sıcakta yok olacak diyorlar. Peki niye o zaman sıcak ülkelerde de var? Yani şöyle bir şey, söylediğim gibi 70 derecede bu virüs 5 dakika kadar yaşayabiliyor. 5 dakikadan sonra yok oluyor. 70 dereceye kadar bir sıcaklık yazın gösterebileceğimizi sanmıyorum. Yani hadi en fazla 40 derecelere kadar çıkıyoruz tabii ki. En azından etkisinin azalacağını düşünüyorum ben, yok olmasa bile. Zaten çok güzel önlemler de alındığı için bence güzel olacak, güzel şeyler olacak birkaç ay içinde inşallah. Evet, korkmanın hiçbir faydası yok, panik olmanın da hiçbir faydası yok. Önlemimizi alacağız, elimizden geleni yapacağız ve çıkmamaya çalışacağız. Şimdi onu söylüyordum. Ben dışarıdan geldiğim için zaten hani kendimi enfekte olarak görüyorum ve bu şekilde en azından dışarı çıkan bir kişi olarak maskem ve eldivenim de dahil markete ben geliyorum. Aslında sanal marketler çok güzel bunun için. Migros ve şu an Şok da çıkarmış aynı uygulamayı. Bence sizler de onlara bakın ve oradan sipariş etmeye çalışın. Ama biz şehir merkezinde böyle arabayla 10 dakika kadar uzak bir mahallede yaşıyoruz. Ve burası da genelde emeklilerin yerleştiği bir yer. Ve o yüzden de genelde insanlar bu Migros sanal market uygulamasını kullanıyor. Ve bizim buraya o yüzden sürekli dolu oluyor. Önümüzdeki 4 gün içerisinde işte sipariş kabul edemiyoruz vesaire, sürekli bu mesajlar geliyor. O yüzden ben de böyle denk geldikçe eksikleri alıyorum. Zaten unumuzu, şekerimizi büyük büyük, unumuzu mesela 10 kiloluk falan almıştık. Böyle şeyler değil, işte daha yumurtadır bir şeydir, yumurtadır, süttür biten ve sürekli tükettiğimiz şeyler oluyor. Şimdi öncelikle hiçbirine dokunmadan
Şöyle bir şey aldım. Ernet'in sirkeli çok amaçlı temizleyicisi diyor. Doğal olmayan temizlik maddesi içermez. Her yerde kullanabiliyormuşsunuz. Evcil hayvanların temas ettikleri yerlerde, derz aralarında, bulaşık makinesine parlatıcı gözüne ilave ederek, banyo, fayans, lavabo, klozet, hem temizler hem parlatır. Hijyen sağlar diyor. Buzdolabındaki kötü kokuların giderilmesi, kir ve lekelerin çıkarılması için yardımcı oluyor. Mutfakta ev yeri ve mutfak tezgahını temizleyebilirsiniz diyor. Çaydanlıkta oluşan kireç ve tortuları temizlemek için bunu da deneyeceğim gerçekten. 1 litre suya 1 çay bardağı bundan ilave ederek yapabiliyormuşum. Fırın içi temizliğinizde günlük yağ ve kirleri püskürtüp 5-10 dakika kadar bekletip silin diyor. Öncelikli olarak bu poşetleri paketlere silmek için kullanacağım. Yani evet, belki saçma gören olabilir. Benim gibi bir şekilde yapan da olabilir. Ama biraz en azından dolap içinde bekleyecek ve pakette kalacak ürünlere bu şekilde dikkat edebilir. Şimdi eldivenimi taktım ve şöyle bir tane temizlik bezi aldım. Öncelikle bu bezimi sıkıp önce bunun kendisini bir silmek istiyorum. Buram buram sirke kokuyor ama olsun. Sirke temizliktir. Buradan da fiyatlarına da bakabiliriz. Göstermek istediğim ürünlere. Öncelikle şöyle Bonte Kahve Dünyası'nın sütlü kurabiyelerinden gelmiş. Önce bunu silelim. Yıkıyor bile. Gerçekten bulaşık deterjanıyla. O da mantıklı. Bunda ama şu an en azından şöyle bir şey de yapsam olur. Bunlar zaten pakette durmayacak. Bunları kavanozlara boşaltacağım için sıkıntı yok. De devam edelim. Şöyle altında maden suyu. Bu bizim evin vazgeçilmezi. Her zaman alırız. Aslında babam sadece Beypazarı içiyor. Onu seviyor ama benim için fark etmez. Aa, neden gitti? Bunu da sildik. Daha sonra şu Bim'in avşar sodalarından aldım. Bu karadut ve frenk üzümlü olanı. Bunları kardeşim için alıyorum zaten biliyorsunuz. İyi ki gelmiş. O da burada şu anda. Çünkü şu an asla gelemezmiş. Giriş çıkış var biliyorsunuz büyük şehirlerde. Yasaklandı. Biraz daha bakalım şöyle bolca. Daha sonra bu sirkeli karışımla orada yazan, üstüne yazan her yeri temizlemeyi düşünüyorum. Kapı kollarını tekrar sileceğim. Şöyle bir mutfağın markasının dondurulmuş dana hamburger köftesinden aldık. Bunun içinde 5 adet var. Fiyatını söyleyeyim size. 7,5 liraymış. Yani piyasadaki odaklamadı. Piyasadaki dondurulmuş köfteleri, hamburger köftelerine göre bayağı uygun. Bir tane sütlü. Bu eritilebilen çikolatalardan. Bunları şey için kullanmayı düşünerek aldım. Belki donat yaparım bir gün. Onu denemeyi istiyorum çünkü. Donat yaparsam onun için hem de sufle yapmayı düşünüyorum. Sufle de yaparsam orada kestiğimiz için bu şekilde büyük olanını aldım. Bunu da fiyatını söyleyeyim size. Fiyatı 11 liraymış arkadaşlar. Bim'den aldım. Şimdi siz yine mi Bim diyeceksiniz ama Bim bizim evimize çok yakın olduğu için daha önce de söylediğim gibi. O yüzden en çok oradan alıyorum her şeyi. Evet. Bu hacimli, güçlü görünüm diyor. Bendeki kil, avokado ve E vitamini içeriyormuş. Cansız ve yıpranmış saçlar için olanı böyle. Eğer bugün içinde giderseniz hala bulabilirsiniz. Açalım. Şu an kapalı mı? Bayağı da güzel kokuyor. Şöyle bir boya şey satılıyor. Buna fiyatı 5 liraydı sanırım. Ya 5 lira ya 3 liraydı. Benim aslında var zaten. Görmüşsünüz saç boyama videomda ama. Orada benim eski bir sabağım var, onu kullanıyorum. Böyle bir tane olsun istedim yedek. Böyle aldım onu. Ve şöyle bir saç aldım. Bu çok sevimli. Bunu da gene sileceğim bu sirkeli şeyle. Biraz kokarsa da artık yapacak bir şey yok. Sonuçta hijyen daha önemli. İstandı. Hemen denemek istiyorum bunu ama biraz dışarıya koyacağım. Bunun fiyatı da bu arada 10 liraydı. Çeşitli çeşitli vardı. Bu örgülü modelleri var. Benim videomda vardı bir keresinde saçımda krem rengi. Bir de bu tarzları da vardı. Krem rengi de vardı bunun. Ben böyle pembiş tercih ettim. Çünkü krem renkli bir tane var diye bende. Ve bu poşetimiz bitti. Ve bir tane de bu oy, oldukça ağır paket. Evet. Önce sirkemizi sıkıyoruz.
Her yeri yaptım. Evet. Şöyle bir hamburger ekmeği. Hamburger köftesini gördünüz zaten. Daha sonra böyle bilibili yumurta. Bu kaçlı olanı acaba? 15 adet olanı. Şöyle, biz normalde organik yumurtadan başka yumurta yemiyoruz. Ve bu yumurtalar da pasta börek için. Yoksa gerçekten o kadar fazla gidiyor ki hiç dayanmıyor yani. En azından bunlar da öyle şeyler de kullanıyoruz. Biraz daha sıkıyorum. Arada eldivenime de sıkayım da şöyle. Sonra burada biraz kişisel ürünler var. Onları geçireceğim hemen. Şöyle orada silivereyim. Şöyle bir adet bu 2 kiloluk şeker aldım. Çünkü şekeri de sömürdük gerçekten. Çok fazla tatlı, işte hamur işi. Zaten gördüğünüz siz de Instagram'dan takip ediyorsanız beni. Hemen buraya bırakayım adresimi. Sonra şöyle bir el açması yufka yazıyor ama ne kadar tabii el açması ve lezzeti nasıl artık deneyince göreceğiz. Kaç tane var bunun içinde? Bunun içinde 5 tane var. 1 kilosu ne kadarmış? 7.45'miş. Bununla beyti yapacağız diye konuştuk babam. O yüzden istedi yufkayı. Ama tabii ki börek falan da belki kalanıyla ya da yapabiliriz. Bu arada bu sirkeli temizleyicinin de fiyatını söyleyeyim size. Bu da 7 lira. 7 liraydı. Güzel. Her yerde kullanırız. Sık, bol bol sık. Bu kadarını kullandım bile. Market verildi. Bir tane pişirme kağıdı aldım. Kesili olanlardan. Malum çok şey yaptığımız için dayanmadı. Böyle iki tane küçük sütlerden. Bir tane bonfile göğüs. Piliç. Buna da kremalı bir şeyler yaparız artık tekrar. Bir tane krema. Aklınızın şu burger peynir dilimli diyen cheddar peynirinden aldık. Bunun da fiyatını söyleyeyim. Bu da uygundu çünkü cheddar peynirler biliyorsunuz normalde pahalı oluyor. Cheddar dilimli 10 liraymış. Bunun içinde ne kadar var? 14 dilim var. Bize yeter. Bakalım hamburger menüsünü yaparken videoya çekerim ama zaten çok basit bir menü olacak çünkü her şey hazır olacak. Böyle bir tane büyük süt aldım. Bir tane kaymak. Kerem'in. Yine Kerem'in labnesi. Ben avokado yiyorum. Labnenin üstüne sürüp yemeyi çok seviyorum. Zaten videolarımda da var. Biraz bunun için kullanıyorum. Bazen de labnenin üstüne reçel falan sürmek de çok güzel oluyor. Ve son olarak son iki ürününde şöyle tatlı çikolata topçukları. Birisi Antep fıstıklı, içi Antep fıstık dolgulu. Bunun da içi fındık dolgulu. Annem eskiden bundan bize çok alırdı. Bu sıra tekrar dadandı. Kahvenin yanında falan. Güzel oluyor. Evet. Şimdi bunu da güzelce götürüp banyoya direkt çamaşır makinesinin içine atacağım ve eldivenlerimi de çıkaracağım. Gördüğünüz gibi böyle genelde daha günlük ve ihtiyacımız olan eksiklerimizi aldık. Şimdi ben bunları yerleştireceğim. Ve daha sonra neler yaparız birlikte göreceğiz.